Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben eğitmen Hasan. Bir önceki eğitimde Astra temasını kurmuştuk. Verileri içe aktarmıştık ve demoyu yüklemiştik. Peki siz Astra değil de başka bir tema kullanıyorsanız verileri nasıl içe aktarabilirsiniz ve web sitesiniz demosunu nasıl yükleyebilirsiniz arkadaşlar? Bu eğitimde bunlara değineceğiz. Dilerseniz hadi eğitime geçelim. Öncelikle arkadaşlar ekranımıza WordPress'imize geçiş yaptıktan sonra hemen diğer sekmemize geçiş yapalım arkadaşlar. Bakın bizim web sitemiz bu şekilde oldu arkadaşlar. Ve gördüğünüz gibi menülerimiz oluşturuldu İngilizce bir şekilde. Slider'ımız burada var arkadaşlar. Ekstra buraya bölümler, bloklar oluşturduk. Ve gördüğünüz gibi arkadaşlar hakkımıza sayfası, iletişim sayfası gibi buradan sayfaları da gördüğünüz gibi oluşturduk arkadaşlar. Hızlı bir şekilde sayfamızın demosunu buraya yükledik ve verileri içe aktardık. Peki siz bunu nasıl yapabilirsiniz arkadaşlar? Şuradan Eklentilere yeni ekleye geleceksiniz arkadaşlar. Eklentilere yeni ekle dedikten sonra ben size şunu da göstermek istiyorum. Yüklü eklentilere tıklayayım şu anda. Öncelikle arkadaşlar Starter Templates Astra gibi birçok temanın demosunu yüklemenizi sağlayan bir eklentidir. Eğer temanız sizden şu eklentileri kullanacaksın diyorsa dokümantasyon dosyasında o eklentileri kullanıp içe aktaracaksınız arkadaşlar. Ama size bir dosya veriyorsa arkadaşlar içe aktarma dosyası veriyorsa ve bunu WordPress'te aktarmanız gerekiyorsa şunu yapmanız gerekiyor. Birazdan az önceki açtığımız eklenti sayfasına geleceğim. E, lafa açılmışken onu da anlatayım hızlı bir şekilde. Araçların üzerine bir defa geliyorsunuz ve buradan içe aktar dışa aktar bölümü var arkadaşlar. Siz buradan içe aktar diyeceksiniz arkadaşlar bir XML dosyanız varsa. En alt bölümden WordPress'in altında şimdi kur bölümü var. Şimdi kur bölümünde bir defa tıklıyoruz ve WordPress içe aktarıcısını buradan kuruyoruz arkadaşlar. İçe aktarıcıyı çalıştır diyoruz ve size verilen XML dosyasını buraya yüklüyorsunuz arkadaşlar. Dosyayı yükle ve içe aktar dediğiniz zaman web site verileriniz içe aktarılmış oluyor. Şimdi Eklentiler bölümüne geldiğimiz zaman arkadaşlar arama bölümüne demo yazıyorsunuz. Demo yazıp aratıyorsunuz arkadaşlar. Karşınıza çıkan pencerede birden fazla demo eklentisi bulunmakta arkadaşlar. Bu içe aktarma demoları içe aktarma eklentilerini Kullanarak da bütün webseverlerinizi içe aktarabilirsiniz arkadaşlar. Benim tavsiyem bir tema satın almadan önce satın aldığınız firmayla görüşün. Hangi eklentiyi kullanıyor ve webstem nasıl gözüküyor? Hangi veriler içe aktarılıyor? Bunların hepsini sorun arkadaşlar. Bazen çünkü şu şekilde bir şey oluyor. Mesela OneClick Demo Import'u ben kurdum. Webseverlerini içe aktardım. Ücretli eklentiler oluyor arkadaşlar. Ücretli eklentileri içe aktarmıyorlar. Sizin bunlar için ekstra bir lisan trans kodu satın almanız gerekiyor ve bunları dolar olarak ödüyorsunuz. Bir de yıllık veya aylık bazda ödeme yapmanız gerekiyor. Bu yüzden arkadaşlar bunlara lütfen dikkat edin import edilirken hangi eklentiler var ve bu eklentiler lisanslı mı Lütfen bunları da sormayı ihmal etmeyin arkadaşlar bu eğitimde wordpress'te içi aktarma ve demo eklentilerle birazcık değindik bir sonraki eğitimde Astra temasının ayarlarına değineceğiz arkadaşlar bir eğitimin daha sonuna geldik kendinize çok çok dikkat edin Sağlıcakla kalın arkadaşlar bu arada kanala abone olup bildirimleri açmayı lütfen ihmal etmeyin